Şafiiler rivojlangan joyda bo'ldi, borib Shofiylarning amalini qilaversin. Ularning kitobi bor, ustozi bor. Bu ixtilofchilar bor-ku, yana bitta qiziq odati bor. Bizda Ominni maxfiy aytish odat bo'lib qolgan-ku, ha, Hanafiy mazhabiga ko'ra. Bu yerga kelib jahriy aytish ixtilof qilishadi. Chechenistonga borsa, nimaga jahriy aytasizlar? Maxfiy kutib janjal qilar shular. Shu toifa. Maqsad ixtilof chiqarish. Maqsad odamlar ichida xolif to'g'rof degan qoida. Hech kim qilmagan ishni qil, tanilasan. Degan qoidani amal qilishadi. Ularga tushuntirishimiz kerak. Aslida ular yomon odamlar emas o'zi. O'zimizning ichimizdagi ukalarimiz, o'zimizning yaqinlarimiz tushuntirish kerak. Sen qilayotgan bu ish dalili bor, tamomda, lekin Hanafiylar ham Abu Hanifaning shaxsiy fikri emas u. Men o'zim Hanafiyman, Hanafiyni o'qidim. Hanafiy mazhabiga aloqador kitoblardan bir qanchasini ko'rdim. Dalillarni isbotini ko'rib chiqdim. Mening nazdimda, men unaqa olim odam emasman, Hanafiyman. Mening nazdimda Hanafiylarning dalillari kuchli. Da'vo qilaman. Boshqa mazhablarni kamsitmagan holda ichimizda ominni jahri aytayotgan, rofriyadan qilayotgan odamlarni marhamat kesin. Dalillashaman, Hanafiylarning dalilini kuchliligini isbotlab beraman. Hanafiylar Abu Hanifani shaxsiy fikriga ergashmaganligini isbotlab beraman. Dedim shu kungacha. Birorta so'roq-poroq kelgani yo'q. Bittasi chiqdi internetda. Ominni jahri aytish kerak. Qatta dalil bor desam, bahslashamiz. Xo'p dedim. To'g'ridan to'g'ri muboshoratdan bo'lyapti. Jonli bilasizlar, har doim men zaps qilmayman. Jonli ketyapti. Mana Buxoriyda deyapti hadis bor. Xo'p, Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Xo'p. Ida ammanal imam fa amminu degan hadis. Agar imom amin desa, sizlar ham amin denglar. Degan hadis. Mana hadis bor ekanki, Buxoriyda sahih rivoyat edi. Xo'p. To'g'ri? Qani bittaki aminni jahri aytinglar degan. Masalan, mana aminni aytaman. Bitta jahri aytinglar degan gap yo'q bu. İmam amin desa, sizlar ham amin denglar. Deyapti-ku dedi, ha? İmomi aminini eshitib aytamiz deb aytdi. Endi ikinci hadisi ham o'qi dedi. İkinci hadisi ham bormi dedi. Ha, o'sha hadis davomini o'qiyin dedi. Davomida boshqa hadis bor. Buxoriy uni ham keltirgan. Unda ida qolal imam g'oyidul mag'dubi alayhim valad dollin qulu amin bor. Qachonki imom Fotiha surasidan keyin g'oyril mag'dubi alayhim valad dollin deb Fotihani oxirini valad dollinni o'qigandan keyin amin denglar degan. Bunga nima deysan san? Bu hadis ham bormi deydi. Ikkala hadis qanaqa jamlaymiz dedim. Qanaqa jamlaymiz deydi. Endi dedim anaqani ochdim. Buxoriyning sharhi bor. Ibn Hajar Asqaloniyning Fathul Bori sharhi sahihul Buxoriy. Unaqa kitob ham bormi deydi. O'qimagan, kimdandir eshitib olgan bitta narsada bo'ldi. Sen keltirgan birinchi hadisni Ibn Hajar majoz degan. Majoz degani qachonki imom aminni aytsa, sizlar amin denglar degani qachon imom g'oyrul mag'dubiydan keyin amin aytishlikni iroda qilsa, undan keyin amin bor. Sizlar ham amin denglar degani bu. Bu yerda jahri degan gap yo'q. Shuncha dalildan keyin ham odam tan olgani yo'q. Chunki tan olishi yo'q ular. Ikkita bolalardan eshitib olgan, ko'pchilikni ichiga kirib ixtilof qilishni biladi xolos. Eng katta fitna fasodni shundan boshlashadi. Lekin harakatni nariga uchida siyosat turibdi. Bu yoqdan din, diyonat, ixtilof, Hanafiy, dalil, sunnat, Qur'on deydi. Lekin shunaqa deyayotgan odamlarning orqasida ipi bor. Ipi bilan bog'lab olishgan. Fast deb ichimizga tashalgan ular. Ular gapiradi, 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 laqqani tutganga o'xshagan, laqqalar unga ilinadi. Ipni qo'yib yorib, tortib, qo'yib yorib, tortib odamlarni zaiflashtirib o'tirishadi. Shuning uchun do'stlar, birodarlar, qatta eshitsanglar ham jonim ham ketyapti. O'shunaqa ixtilof qiyotgan odamlarga amin emas, amin orqasidan ixtilof qiyotganini tushuntirishimiz kerak. U ixtilof bizga zarar faqat. Hazrat Rahimahulloh qochib qutuldilar o'shanda.
Maksat Hazretini sindirish edi o'zi. O'sha siyosiy yangi mustaqil bo'layotgan davrda Hazretning obro'si, sharafini yo'qotish uchun haliga ominni jahri aytadiganlarni u kishiga qo'yib yuborishdi. YouTube'da turibdi. Nechta ham video. Bu badbashara odamlar. Şu haligi ko'rinib turibdi. Hozir ko'rasiz, saviya oshgan sari, kun o'tgan sari o'sha tarixga qarasangiz, voy badbaxtlar deysiz-da, g'irt badbaxtlik qilishgan. Bahona ominni jahri aytish. O'zi tagida hazratni yo'qotish bo'lgan. Bunga ular nima qilgan? O'ynab bergan. Kimnidir obro'sini himoyasi haqida gap emas. Bu yerda dinimizni himoyasi kerak. Biz musulmonmizmi? Ha, dinimizga amal qilishimiz kerak. Bizdan so'raladigan narsa, ha, namozimizni o'qib, tijoratimizni qilib, kimgadir foyda yetkazib, bo'lmasa hech kimga zarar bermasdan o'tish dunyoda. Shuni uddalasak, katta ish. İşini öz egesine topşırıp koyuşumuz gerek. Hop. İnsan özü bilmezsen ki kafir bu kaçı mümkün. Buluşu mümkün. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İmam Buhari'de hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayet ediler ki Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ deganlar. Parvardigora, men senga bilib turib shirk keltirib qo'yishlikdan panoh so'rayman. Va bilmasdan turib qilib qo'ygan gunohimga istig'for aytaman degan. Rasulullohda gunoh yo'q. Payg'ambar alayhisalom shirk keltirmaydilar. Bu bizga duo, ta'lim. Biz shuni o'qib yurishimiz kerak. Bu kalimatu raddu kufur deydi bu. Her günü ertelep şu okulardı eskitti. Bomdat namazlarda, hadislerde var mı bilmedim. İmam her daim şunu okurdu. Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en ve ana a'lemu. Bile durup şirk kettirişlikten panak söyleyemem. Ve astagfiruke lima la a'lem. Bilmegen narsam ki istiğfar eytemem. Demek ki bilmezden durup şirk kettirip bu iş var. İstiğfar uşan için eytiledi. Mesela deydik. İtikad şuna kanarsa. Süt içtim, karnım ağrıdı. Şu süt karnımla ağrıdı dese bu hem şirk. Süt karnını ağrıtmaydı. Allah ağrıt dese ağrıtadı. Müslüman adam şunun için süt içtim, karnım ağrıdı dese Müslüman bu geldiği için sebep hakiki musabbib Allah degen itikadla eyti yaptı bu. Aslında mecaz eyti yaptı de doğru düşünüp getirmiş. Kafir aksa etmemiz ki bekara etipti değil mi? Sütte ona kadar hususiyet yok. Kim midir ağrıtıp koysa Allah etken için bunu yaptı bana. Hususiyetlerinin hemmesinin müsebbibi Allah. Doğru içtim düzeldim. Yok doğru düzeltmeydi. Doğru düzeltkendeydik. Keselden göre aptek yok. Hiç kim komaslık gerekti. Bu degeni davalanmamaz. Davalanış gerek. Ne mi deyiş gerek? Şifa barbı Allah'tan deyiş gerek. O şey şifanı Allah o şey doğruya koygen. Allah onu şifa kıldı menge deyiş gerek. İtikad şunaka buluş gerek. Sabah çıkıp koyuyor. Bana çünkü okşagen itibarsız kap ketken derslerimizge istiğfar ayeti yüremiz. Şimdi o bilen yani ağır neticeler kep çıkmaydı. Berber itikadımızda var ki. Kıyametke yakın adamlar şunaka boladı degeller. Bazı adamlar. Keçkırın yat yetken de Müslüman bulup yatadı. İrtilap turgen de kafir bulup duradı. Bazılar var ertelap durgen de Müslüman bulup duradı, keçkurun kirgen de kafir bulup yatadı. Uşuna kadar vurgayım kele de degenler. Bunu şarkıda gap köpte, umumi hulası şu. Dini, asıl maksattan uzaklaşadı adamlar. Din degen de kuruk narsanı düşünüp kaladı. Beş vah namaz okuş, ha, roza tutuş, zakat kırıkdan bir verip koyuş, kuruk, uzakır düşünüp kaladı. Bunu maksatlardan uzaklaşadı. Dinni asıl maksat mahiyetinden uzaklaşıp kaladı adamlar. Şunun için bilmeydi ne kadar yürgeldi yine. Bu uşan için Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başka bir hadis var. Allah Ta'ala her yüz yıllıkını başıda dinin işlerini yengilav için müceddidler cönetedi dedi. Dinlemez. Dinli işlerini. Yani adamlar dinli natoru düşünüşü başlaydı. Din degen de namaz için de halas. Bir cemaat var, din dese fakat sallam düşünedi.
Din desa doppini tushunadi, bo'ldi. Shunaqa bo'lib qolishligidan qutqaradi ular. Din unaqa narsa emasligini ko'rsatadi. Din butun boshlig'i hayot, bizda oqib turgan qon tomir ekanligini tushuntiradi. Allohga bo'lgan e'tiqodni yangilaydi ular. Ya'ni eski e'tiqod turgan bo'ladi, odamlar esdan chiqargan bo'ladi. O'shaning uchun ulamolarga muhtoj bo'lamiz. O'shaning uchun. İslam bütün başlığı hayat. O şey asıl manadan, mahiyetten uzaklaşıp kalsa adam bana şimdi kendi sünnet kökşegen meseleleri tartışıp farzlarını saktık koyar. İhtilaf haramıdır, ihtilafke sebep bu kalır. Şirk küfür haramıdır, şirk küfürge seskenmeye koyar. Kabirge varıp sığınadı, misal için. BBC şembe kıladı, onda kıladı, bunda kıladı, altı kurnadı. Lekin boshqa ishlar baland ko'rinib qoladi. Mana shuni yangilaydigan ulamolar, fikrini yangilaydigan ulamolar keladi. Imom Muhammad Abu Hamid al-G'azoliy rahimahulloh. Bu kishini ham o'z zamonasida mujaddid deyishgan. Mujaddid zamonasini mujaddid 6-asrda o'tgan kishi bu kishi. Shu zotni laqablari Hujjatul Islom. Bu oddiy gap emas. O'sha davrning odamlari bergan. Yani İslam'ın hücceti, İslam'ın akıl mahiyetini o'rgatgan adam. Şu kişi kelgan paytida hayotda yashayapti, odamlarda botiniy tushunchalar kuchayib ketgan ekan. O'sha shirk, kufr masalalari, tortishuv, bahs masalalari o'tirib olishib ertalabdan kechgacha, kechqurundan ertalabgacha dunyo qadimmi, qadimmasmi deb o'tirishar ekan. Dunyoni boshi bormi? Yo'qmi? Bor deganga dalil qani? Dalil ketdi, bir soat gapiradi. Yo'q degan u ham dalil qidiradi, bir soat gapiradi. Unisi bunga bir soat raddiya beradi, bu bunga bir soat raddiya beradi. Shunaqa to'polonlar bo'lib turgan payt. U kishi keldi-da Ihya ulumiddin degan kitob yozdi. Din ilmlarini tiriltiruvchi fan. Din ilmlarini tiriltirish. Keyin o'sha joyda aytgan biz behuda narsalar bilan bahslashib islomning mohiyatidan uzoqlashib ketdik. Dunyo qadimmi, qadimmasmi degan masalani kim biladi faqat bilsa. Bu dunyoni tepasida turgan zot biladi. To'g'rimi? O'lchab ko'rishi ilojini qilgan zot. Shu stolning uzunligi qancha desa, metr olib kelib o'lchab ko'rsak bilamiz-da. Dunyoni o'lchab ko'ra olmaymiz-ki biz ichida yuribmiz-ku bu. Qana qilib boramiz? Salam hujjat keltiraversan, salam keltiraversan. Tugamaydi bu. Lekin odamlarga foydasi bormi shuni? Yo'q. Foydasi bo'ladimi? Bo'lmaydi ham. Unda to'xtataylik degan. Bu bahs to'xtataylik degan. O'rniga zo'r bahs topib beraman men sizlarga degan. Nima bahs desa? Paxta yonadimi degan. Ha, yonadi. Nimaga yonadi desa, yonish xususiyati borligi uchun yonadi. Unda nimaga o'zidan yonib ketmayapti deydi. Savol. Ha, olovda yondirish xususiyati bor. O'shaning uchun yondiradi desa, nimaga unda olov hamma narsani yondirmayapti? Shuni o'rganaylik degan. Paxta oldimizda, olov oldimizda, buni moddalarning xususiyatini o'rganaylik degan. Bunda xalqqa foyda bor degan. Paxtani yonish xususiyatidan foydalanib nimadir yasaymiz bundan. Olovni yondirish xususiyatidan foydalanib uni boshqaramiz degan. Elon Musklar hozir qilgan ishni o'sha 6-chi hijriy asrlarda qilgan ular, ya'ni milodiy asrlarda qilgan ular shu ishni. Elon Musk quyosh nimaga chiqadi deb o'ylash boshladi-ku. Quyoshni energiyasi hamyoni istiyapti, to'g'rimi? Bundan bir narsa energiya chiqishi mumkinmi? Mumkin. Shuni ustida ishladi. Tesla shundan paydo bo'ldi. İmam Abu Hamid al-G'azoliy şunu ortaya taşıyan. Oy dedi. Maddeni o'rganaylik, laboratoriyik iş aldığımızda turibdi dedi. Tahafutul felasife degan kitap yazgan. Felsefenin çöküşü. Felsefe çok adamı çökerdi, cemiyet çöktürer. Biz felsefe bilenmez, real halat bilen şugullanaylik. Degen Hujjatul İslam bugün. Keyin, bana şu Abu Hamid al-G'azoliy'den keyin, 6-chi asr bo'lsa, 7 o'tib, 8-chi asrdan boshlangan. Xalq oyoqqa turdi. Butun xalq madrasaga qatnab ilm o'qib, o'sha anaqani
Baytul hikmani tashkil qilish. Butun dunyoga ilmiy haqiqatlarni tarqatish. O'shanga qaytishimiz kerak yana. Qiladigan ishimizni qilishimiz kerak. Bo'lmasa hamma muftiylik, qozilik qilib yuribdi. Hali uni kofir deydi, hali uni mushrik deydi. Masalani oxiriga yetib olmaydi. Bitta omini haqida o'tirib gaplashdik, ikkinchi hadisi bilmaydi. Bittadan ushlab olgan bo'ldi. Yana bir toifa bor hozir. Hadisdan, Qur'ondan olaveramiz to'g'ridan to'g'ri. Ola olmaydi. Mumkin emas. Bitta hadis bor, ikki xil ma'noda. İkide hadis var, birbirine zıt manada. İkkelesi hem hadis, ikkelesi hem sahih. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki, kan aldırgan kişinin rozası açılır dediler. Sahih hadis. Bu hadisini aldınız. Rozu tutup gelsin. Kan aldırdıysa rozu açılır mı? Hadis gibi rozu açılır. Şey. Şimdi ben rozam açıldı dediniz, yani bir de hadis var. Ne söyleyeceğiz? Peygamber aleyhissalatu vesselam kan aldırdılar, rozalar açılmadı. Ne bu dedi? İki de siyam sahih. Ala almaydı, doldurup kaladı. Mazası kaçıp kaladı, o bar geldi. Ben bitti mesela ne diyecekler? O iki kaladı, iki geldi, tamam, doldurup kaladı. İbn-i Vahib degen adam, şu yapı yapı, meşhur Allah'ımı degen. Ben degen, dastlab hadis toplaş bilen şuurlandım degen. Hadislerini topladım, topladım, bir joyga borganda umuman doldurup kaldım. Harun çay etken de aptırap kaldım diye. Nima kılıç bilmeyip ben diye. Uyan hadis degen, bu yan, kaysin yaman kılıçım kedi. İndi halaketki uçuradım deyip durganımda, beni Lays bilen İmam Malik kutkardı diye. İmam Malik fakih. İmam Malik'ini aldığı barıp sorarken, bana şu hadislerini topladım. Bir-birge zıt manali hadisler var, nima kılaman degen de. Bunu alasan, amal kılasan, bunu amiysen. Sebabı benim sebep. Bunu alasan, bunun sebebi bu, bunu amiysen, sebebi bu deyip, menge keyin hadislerini alış stratejisini uğurgetti deyip. İmam Malik bu megende halak bulardım deyip. İmam Malik yok hazır. Hazır hadislerini okup, ben kompüterden tapıp, amal kılavram deyip adamlar, Müslümanlarını öldürüşlikke hadisini delil kıyaptı. Çukurga çüket edi. O adli inersemez o. Apteke gikirseyiz, hemme darının faydası var mı? Faydası var. Hemen erzeke faydası yok leken. Uzi içi getip durgen eken bitti balanı. Anakınge Libya'ya okuşka bargen vallahi etendi. İçi buzulup kaptı kullas. Keyin birinci bargenimiz deydi. İçimizde sel Arapçanı bilediğen rak. Balanı apteke katkı darlığı cöretmişti. Barıp ki nimedir çüntürüptü. Bunlar batınlı nimedir deken. Karın ağrıge doğru degan. Kim doğrunu bergan olib kelib ichgan. O'zi ichib ketib turdi, surgi dorab kelib turdi. Bir kun 3 marta qatnaydigan, o'sha yerda o'tiradigan bo'libdi keyin. Chiqmaydigan. Eshin taqillasa so'kamish bir-birini. Arab tilini bilmay o'ldi. Aptekadagi dorining hammasini foydaligini hamma biladi, lekin nimaga doriligini bilmaydi doktor biladi. Hatto aptekachi bilmaydi. Aptekachi, dori sotadigan odamga mumkin emas. Odamlarga diagnoz qo'yish. U sotish kerak bo'ldi. Diagnoz asosida sotish kerak. Qoida shu. Bu qoidani ham birinchi musulmonlar qo'ygan. Musulmonlar tibbiyot haqida shug'ullanganda qonun ishlab chiqarishgan. Doktor dori bilan shug'ullanishi mumkin emas. Dorishunos doktorlik bilan shug'ullanishi mumkin emas, qonun bo'lgan. Hozir ham ishlaydi. Mazhablar ham shunaqa. Hadislar ham shunaqa. Hammasi dori. Lekin nimaga dori? Buni fuqaholar bilib beradi. Soxta salafiylarga bir Allohga makon berib bo'lmaydi desa, meros kechasi kun, meros kechasi Rasululloh shu sikkan kun bo'lgan degan e'tiqod bor ular. Shularga bir atvet bersangiz. Bu ham noto'g'ri tushuncha. O'zi u johillar aytadi shuni. O'zi salafiyman deyotgan desa u bizlarning o'zi kofirga chiqarishadimi? O'sha ilmi sal pastroq bo'lsa salafiy bo'lyapti-da, ilmi bor odam salafiy bo'la olmaydi.
Nima ga desa, Alloh taologa jism isbot qilib bo'lmasligiga ummat ittifoq qilgan. Tahoviyda Alloh taolo 6 jihatdan xoli degan matn bor. 6 jihat degani yuqori, past, o'ng, chap, orqa oldi. Ya'ni Alloh taoloni chegara ihota qilmaydi. Chegaralarni Alloh yaratgan. Alloh haqida biz ya'ni zoti haqida bahs qilishga haqqimiz yo'q. Chunki biz uni tasavvur qila olmaymiz. Ma xatara bi balik wallohu laysa kazalik degan Imom Malikdan rivoyat bor. Hayolingizga nima kelsa Alloh emas. Kim hayoliga Allohni tasavvur qilsa u mujassima bo'ladi. Alloh tasavvurdan ustun zot. Tasavvur qilish uchun biz tasavvurimizga sig'adigan narsadan o'lchov olamiz. Alloh taolo unaqa o'lchovdan ustun zot. Bu ham o'sha ixtilof uchun xolos-da. Biz sal birlashib, endi yaxshi ishlarni qilib turdik, bular chiqishdi yana. Alloh qayerdan boshlashdi. Hali ham topolmayapsizlarmi Allohni dedim men bir ikkitasi. Alloh qayerda deyapti hali. İlmi bahsga yo'q. O'sha mashhur palonchi deganlari ham internetdan qidirgan, domlasa aytib bergan gapni o'rtaga tashlayapti. Uni taftish qilib o'rganishlikka zotan xalqning imkoniyati yo'q. Mana deyapti, Juvayni bundan degan. Mana falonchi bundan degan, Rozi bundan degan deyapti. Kitoblarni ochsangiz, Rozi uni raddiy deb aytgan bo'lib chiqyapti. Men bittasini ko'rdim. Palon betta deyapti, Rozi shunaqa degan. Mana shu bilan deyapti u Mutazile bo'lgan deyapti. Ommaga aytgandan keyin og'zini lang ochib o'tiraveradi odamlar. Uni borib Roziyning kitobini qidirish kerakmi? Qidirishga ya'ni imkoniyati yo'q. Men kitobni topdim, ochdim, o'sha matnni o'qisam, Roziy o'sha gapni gapirib bo'lib oxirida, lekin bu gap Mutazilalarning gapi. Asli bu deb tagiga boshqa gap yozgan ekan. O'zi raddiy bergan Roziy, u raddiyani olib, mana Roziy shunaqa degan deb odamlarni quloqiga lag'mon osiyapti. Doktor bu bo'lgan yana. Necha marta aytdik, jim-jim bo'lib olishdi, lekin yana o'rni kelganda shunaqa qilishadi. Ular ham siyosiy harakatda odamlar. Alloh osmonda deyishni muammosi yo'q. Hadisda bor, Qur'onda bor degan ma'noda. Kayfiyat bermaymiz, kayfiyat isbot qilmaymiz. Shunaqa oyat keldi, amir ruha kama ja'at, qanday kelgan bo'lsa shunday o'qiymiz degan ma'noda. Bo'laveradi. Lekin payg'ambar alayhisalom osmonga chiqqanda, ha, Alloh o'sha tomonda desa kofir bo'ladi. Xotini taloq bo'ladi. Ular shuni nima qiladi? Demak, o'zlari. To'g'ri-da bu mantiq bu. Hadisdan o'zlari yangi ma'no ilova qilyapti ular. Nimaga hashaviy deyilgan tarixda ularni? Ularni hashaviy deydi-da tarixda. Hashvun kalimasi qo'shimcha qo'shgan degani. Hadisda turibdi, fissaba Fissamoga Rasululloh osmonga chiqqanlar-yu, ha, o'shaning uchun osmonda degan ilova qo'shyapti. Shu qo'shgani uchun hashaviy bo'ladi. Hadisda fissamo bo'ldi, to'xta. Qo'limizni osmonga ko'tarib duo qilamiz-ku deydi. Mana shu mantiqlar to'g'ri bo'lsa, Ka'baga qarab namoz o'qiymizmi? Alloh Ka'badami? Bu mantiq to'g'ri bo'lsa, bu ham to'g'ri bo'lish kerakmi? Bu to'g'ri emas. Alloh Baytullohda emas. Allohni uy deb qo'yibmiz Ka'bani. Lekin Baytullohda emas Alloh taolo. Nimaga bu yoqqa qarab o'qiymiz? Ka'baga qarab? Alloh buyurgani uchun. Osmonga qarab duo qilishligimiz Alloh rasuli shunaqa qilganligi uchun bo'ldi. Qaray Maturidiylarning ilmiy asosining kuchliligini. Hammasiga tushadi Maturidiylarning. Namoz o'qigandagi qiblamiz Ka'ba bo'lganidek, duo qilganimizdagi qiblamiz osmon. Qibla bu. Osmonga qarab duo qilishlik qibla bu. Duogo'ylarning qiblasi osmon. Chunki Alloh taolo Qur'onda fa haythuma tuwallu fa thamma wajhulloh degan. Qaysi tomonga qarasangiz ham Allohning vajhi o'sha tarafda degan. Oyat Qur'onda oyat bor. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir. Va Alloh siz bilan birga qayerda bo'lsangiz ham degan. Bu oyatga ham ma'noni bular mantiqi bo'yicha Rasululloh osmonga chiqdilar-ku, ha, Alloh osmonda degan mantiqni qabul qilsak, Alloh taolo sizlar bilan birgaman deyapti-yu, ha, Alloh hamma joyda.
degan mantiq kelib chiqadi. Bu bilan xuluriy tariqati bor, kofir bo'lgan tariqalar bor. Ular kelib chiqadi, muammo bo'ladi. Kecha ham shu haqda bir kishi savol berganda, suhbatda boshqa tomonini aytgandim. Bu mavzular mutaxassislarning mavzusi. Allohning zoti sifatlari to'g'risida, kalom ilmi to'g'risidagi bahslar mutaxassisning temasi. Mutaxassislar o'tirib gaplashsa tushunadi bir-birini. Mutaxassis bo'lmagan odamlar aralashsa yo kofir bo'ladi, yoki bid'atchi yoki murtad bo'ladi. Dindan chiqib ketib qoladi. O'zi bilmaydi. Yuqorida aytganim Hujjatul Islom, Abu Hamid al-G'azoliy mana shu masalalarga avom xalq aralashmasligini ta'kidlab kitob yozgan. Nima degan? Iljamul avam an ilmil kalam degan kitob yozgan. Iljom lijamdan olingan, ya'ni yugandan. Oddiy xalqni kalom ilmidan to'xtatish degan kitob. Bu ishga kirmaslik kerak. Kuchi yetsa, xos doirada kesin. O Yusuf Davron shu gapni gapirishi chiqib odamlarga 6 ta dars qilib Maturidiylarni tanqid qilganda, men aytdim. Insofli bo'lsangiz, Allohdan haqiqiy qo'rqadigan odam bo'lsangiz, bu mavzularni xos doirada ulamolar o'rtasida qilishingiz kerak edi. Siz aytayotgan xulosalarni to'g'ri noto'g'riligiga ulamolar tushunadi. Shularni ichida ulamolarni qanoat hosil qildira olganingizda edi, xalqqa chiqib aytsangiz bo'lardi. Nimaga to'g'ridan to'g'ri xalqqa chiqib aytyapsiz? Xalq 99.9% tushunmaydi mavzuni. Imom Maturidiyni endi bildik, yaqinda eshitdik kimligini. Endi kitoblarini endi ko'ryapmiz. Kitobini qo'yib qo'ying. Imomlarimizni ham 80% o'qib tarjima qila olmaydi, majburan emas. Nimaga? Chunki Imom Maturidiy yashagan paytda qarshisida turgan ahli bid'at toifalar hozir yo'q. Imom Maturidiy xitob qilgan odamlar yo'q. U odamlar bo'lmaganligi uchun matnni tushunmaysiz. Mavzuni bilmaysiz, mohiyatini bilmaysiz. Uni mohiyatini bilish uchun qarshingizda u odamlar bo'lish kerak, yoki ularni kitobini o'qigan odam bo'lish kerak. Mu'tazilalarni aqidasini o'rgangan odam bo'lish kerak oldingizda. Yo'qmi? Chiqib olib Maturidiylar adashgan. Nimaga? Mana joyda mana qilib degan. Deyapti. Ochib ko'rsangiz, umuman boshqa gap bu. O'tirgan odamlar tushunmaydi birortasi. Ko'pchiligi musulmon bo'lganligi uchun, namoz o'qiganligi uchun, soqol qo'yganligi uchun siyosatdan kaltak yegan, quvg'unda qolgan bechora mazlumlar. Shu siyosatni yomon ko'rish uchun odam qidirib yurgan. Ana u odam Yusuf Davron yoqib qoldi bularga. Nimaga? Ichkaridagi imomlarga qarshi gapiryapti-da. Mana masalaning eng kir joyi. Yana ham qattiqroq aytib qo'yay. Omonat hayotda turibmiz-da. Omonat bo'lgandan keyin aytib qo'yay. Davlat odam o'ldirmaydi. Odam o'ldiradiganlar bilan ishbirligi qiladi. Men butun davlatni aytayapman, men faqat O'zbekistonni emas, dunyoni hamma joyida. Davlat qonun bilan ish qiladi. O'g'ri ko'cha odamlari bilan davlat to'g'ridan to'g'ri gaplashmaydi. Ularni o'zini avtoritetlari bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashadi, avtoritet bilan boshqaradi. Buni esdan chiqarmang. Davlat musulmonlar ichida musulmon bo'lib turib, men hijrat qildim deb chetga chiqib ketgan odamlar bilan hammasi bilan gaplasha olmaydi. Lekin o'sha Yusuf Davron bilan gaplasha oladi. Men buni gapimni isbotlab bera oladigan shaklda gapiryapman. Ularni kim bilan qanaqa aloqadorligini juda yaxshi bilaman. Bizga aytayotgan gaplarini 99% o'zlariga aloqador gaplar. O'zlari aloqada kim bilan bo'lsa ham. O'shalar orqali boshqariladi. Sal musulmonlar ichida bir ish yaxshi ketib qolsa, darrov ularni kirgiziladi. Ular boshlaydi chiqib turib, Maturidiy adashgan, omini jahri aytish kerak, Alloh qayerda deb. Maturidiy adashgan, adashmagan degan masala sizni tijoratingizga aloqasi bormi? Foydasi, zarar bormi? Yo'q. Nima ko'taryapti buni? Bizni sindirish uchun. Turkiyada o'tirishibdi.
Türkiye'ye kirib olmaydı hozir. Ozgina shubha qilsa olib kirmaydi sizni. Türkiye'de ular rasman o'tiribdi. Har doim aloqada Türk maxsus xizmatlari bilan. Ularni buyrug'ini qilmasa, g'irring desa deport qiladi. Men tilimni qichitmasam. Biz zakazga ishlamaymiz. Shuning uchun bizdan xavotir qiladi ko'pchiligi. Ular zakazni odamlar. Pulni ham o'zlari berishadi, buyrug'ni ham o'zlari berishadi, ergashgan bechoralarni aylantirib boshini musulmonlarga qarshi qayrashni ham o'zlari qilishadi. Turk istiqborotimi, Saudiya istiqborotimi, u Masadmi, ular haqida gapiryapman. Tushunarliga ehtiyot bo'la olasizlar. Nomlar masalan ilm olsa tayyor bo'lgan bola masalan ilm olmoqchi. Şimdi savalım şunundan, mesela köpünce hazırlayan kitaplarımız telefonda, internette var. Şu telefondan örgüyenip kitabını okuyalım, akılmayan kitabının üzerine, mesela orijinal değil mi, ne o üzerine yazganını takıp şundan alganı adamın kellesine köpürüp girişi caylaştığı makul mu, ne mi diyeyim ben şu, şu tamamlamak için. Mavzularla alakada o, mesela de ilik ilim farz degen gebbara. Talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim degan rivoyat bor. Muslima rivoyati sahih emas. Muslim hamma kirib oladi shunchaki. Ilm talab qilish har bir musulmonga farz. Xo'p, qaysi ilm? Mana savol. Hadisda ilm deb keldi xolos. Qaysi ilm? Aqida ilmimi, fiqh ilmimi, tijorat ilmimi? Qaysi ilm? Desa Abu Hanifa aytadilarki, hol ilmi farz. Nima degani hol? Sizni hayotda ro'baro kelgan ishlaringizdagi ilm farz. Siz quruvchisiz. Quruvchilikda nima farz, nima sunnat, nima harom, buni bilishingiz shart. Qolgan odamlarga shart bo'lmagan narsa sizga shart bo'laveradi. Tibbiyotda doktorsiz, o'qiyapsiz, a? Siz doktorlik ilmini o'rganishingiz sizga farz bo'ladi. Qolgan odamlarga uncha farz bo'lmasa ham sizga farz. Nimaga? Odamlar kasal bo'lsa sizga murojaat qiladi. Agar farzni ado qilmagan bo'lsangiz, siz gunohkor bo'lasiz. Boy bo'ldingiz, qo'lingizda pulingiz tushdi, nisobga yetdi. Endi zakot ilmini bilishingiz farz. Chunki zakotni berish kerak. Ramazon kelyapti, Ramazon oyi kirdi. Roza tutishimiz kerakmi? Nima rozani sahih qiladi, nima ochib yuboradi? Buni bilishimiz farz. Bo'ydoqlarga oila ilmini bilish farz emas. O'rgansa yaxshi. Lekin uylandimi, oila ilmini bilishi farz. Farzmi bilmasa bo'lmaydi. Chunki oila boshqaryapti, boshiga tushdi, hol ilmi bo'ldi endi unga. Hozir haj ilmini sizga aytib berishim foydasi yo'q. Majlisni o'tkazish uchun, vaqtni o'tkazish uchun, majlisga chiroyli gap bo'lsin uchun aytib beraman. Lekin bizning holimiz hali hajga kelgani yo'q. Bizga qachon haj ilmi farz bo'ladi? Hajga pulimiz bo'ldi, yo'l ochildi, bilet oldi, ketish boshlayapmizmi? O'rganish farz endi. Oxirgi chegara endi farz endi. Mana shu bilan shug'ullanganimizda edi, boshqa behuda narsaga imkon qolmasin-da. Hozir odamlar kerak ishni tashab qo'yib, keraksiz ish bilan o'tiribdi. Vaqt o'tkazyapti. O'sha ma'noda endi asıl manbadan o'rganaman deseyiz, qo'lingizdan kelsa gap yo'q, zo'r. Hech kim to'xtatmaydi. Islomda ilmni monopoliyasi yo'q. Faqat behuda vaqt sarflamasligingiz uchun ulamolar olimdan o'rganib qo'ya qol deydi. Mutaxassisdan o'rganganingiz yaxshi, kitobdan tasdiqlab olganingiz ma'qul, amalga tatbiq qilganingizda tajriba bilan sekin borilaveradi. Xatodan qo'rqmaslik kerak. Ko'p odam xatoni qidirib o'tiradi-yu. Ana deydi masalan, hozir Instagramda ketyapti, choy ichsa mana o'ng qo'lni chiyapdan ko'zingizlarni oldi, bu yerda chap qo'l ko'rinadi. Shuncha gap qolib ketadi-da chap qo'l ishdi domda deydi. Buni hayoti umri shu. Mana shuni topdim, aladiz. Nobel mukofoti berish kerak bunga. Desak, Nobeldan oldin usmalar beryapti-ku. Masalan, u xatoni topaveradi, lekin xatodan qo'rqmaslik kerak. Bir ish qilgan odam xato qiladi. Hech narsa qilmagan odam xato qilmaydi. Bir odam, masalan,
istihara namazı okup bir nesene kapar mı yatsa da mesela düşündü, etiyle dedik o yüzden. Belgele bilen de dedi. Buradarın için okuş mümkün mü şu mesela? Ha, burada. Mesela şu Rabbim şu buradarın istetme hamdi buna koşulsun. Hı, böyle. O istihara namazını İbn Abbas radıyallahu anhuma etkenler, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Kur'an ayetlerini talim bergendik, istiharanı örgatkenler bizge degenler. İstihara hemen işte kılınır. İstihara özü yakşilik talep kılış deyir. Ve çok adam öyleydi ki istihara kısan düşümde bir nasıl korunur deydi. Yok, düşte kuruş meselesine bağlı mas istihara. Siz iki rekat namaz okuyorsunuz. Yatıştan aldım misal için. Soruyorsunuz. Aldığınızda ikide iş durdu. Şu ikide işini kayse birini kılışı bilmeyi durdunuz. Allah'ım senden bana şu işimini yakşilliğini senden sorayım. Eğer beni bugünkü günümge, irtengi günümge, dinimge, ahiretimge faydalı olsa şu işini menge kadar kıl. Eğer bu iş dinimge, günümge, gelecekimge, ahiretimge zarar olsa benden uzak kıl. De dua kılasız. Bo'ldi. Keyin qalbingizga qaraysiz. Qalbingiz qaysinga moyil bo'lyapti? Bismillah ketaverasiz. Agar o'sha ish sizga yaxshilik bo'lsa, Alloh qadar qiladi. Yomonlik bo'lsa, uzoq qiladi. O'shanda mahrum bo'lsangiz ham xafa bo'lmaysiz. Ish o'xshab ketsa ham juda xursand bo'lib ketmaysiz, ya'ni haddan oshib ketmaysiz. Alloh berdi deysiz. Istihora bu. Tushda ko'rish mingta ehtimollardan bittasi. Shu yuzda ham Alloh taolo ko'rsatishi mumkin, lekin tush ko'rmadim-ku deb istihora qilib yuraveymaysiz. İstihara aslida bir işini maslahatidan keyin bo'ladi. Oldingizda ikkita ish turibdi, mutaxassislar maslahatlashyapsiz. Qaysi birini qilay? Undan so'radingiz, bundan so'radingiz, sizga 3-4 xil variantdan bittasini aytishdi. Endi istihora qilasiz. Endi istihorani ham har doim qilib yuraveymaysiz. Maslahatni har doim qilib yurmagansizga. Bir ishni ma'lum muddatgacha maslahat qilinadi. Keyin ma'lum muddat istihora qilinadi. Keyin tavakkal ham bor. Va tavakkal alalloh Qur'onning oyat davomida maslahatdan keyin tavakkul bor. Tavakkul qilib harakat ham qilish kerak bo'ladi. Odamlar tushga qarab o'tiradi. Endi boshqa odam o'qib bersa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Haqqimga duo qiling degandek gap bu. Bu ham vasilani bir turi o'zi. Meni haqqimga duo qiling shu ish masalasi bo'yicha. 2 rakat namoz o'qib duo qilib qo'ying desa bo'ladi. Sharat turamiz. Bismillah. Allah acil versin. Yok yok. Avukatlı maza kıldık. Yani bak kelamız. Biz yani samimiyetken bir çıkışımız gereği bugün. Sizlerini korup kursan bulduk. Tanışkanımızdan bağayat memnunuz. Sürvede. Atı ne miydi bunu? Sofra. 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 Halazımcıdan sofra mı? Sofra özü. Aldı sofra. Sofra. Sıfıra. Sıfıra boyunca. Türklerde sıfıra değil, dasturhan ne yeterli? Bizem şu. Sıfıra. Sıfıra değil de. Bizde vadiydi sıfıra deyip anakana yeterli. Yani un, turgenler. Bizde mi? Dasturhan mı? Un, yayıp, hamur yayıp. Hamur yayıp. Sıfıra deyken restoranda oturupmiz. Cüda kursan bulduk. Yenge bir inkılabi hareket, yani halal rızk için hareket kılıyorken dostlarımız mutlu oturup yakşı sıfatlı cevap kılıştı. Allah bereket versin, işlerine rivaj versin.